Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML hocanız. AYT Matematik kampında sevgili arkadaşlarım logaritma ile devam ediyoruz. Logaritmik eşitsizlikleri işleyeceğiz ve bugün sevgili arkadaşlarım logaritmayı bitireceğiz Allah'ın izniyle. Daha sonrasında dizilere geçeceğiz ve orada bir duracağız. Çünkü limit türev integrali sana farklı versiyonlarda sunacağım. Bu kampa ait değilmiş gibi bambaşka bir şey olacak. Ekstradan sorular ekleyeceğim içerisine ve çok güzel bir kamp olacak bundan emin olabilirsin. Evet hazırsan geçelim dersimize. Logaritmik eşitsizlikler demiştik bakalım ne anlama geliyormuş nasıl yapacakmışız. Bak şimdi taban eğer birden büyükse birden büyük olduğu takdirde x1 x2'den küçükse logaritma A tabanı da x1'de logaritma A tabanı da x2'den daha küçük olacak ama... Durum tam tersi ise yani 0 ile 1 arasındaysa taban yani bizim logaritmik fonksiyonumuz azalan fonksiyonsa sevgili arkadaşlarım x1 x2'den küçükken tam tersi logaritma tabanında x1 logaritma tabanında x2'den daha büyük olmalı. Şimdi logaritmik eşitsizliklerin çözüm kümesi bulunurken de logaritmanın tanımlı olduğu aralıklara dikkat edeceksin. Yani logaritmalı ifadenin tabanı pozitif ve birden farklıydı. İçi de pozitif olmalıydı biliyorsun. Eğer bulunan kökler arasında bu durumu sağlamayan x değerleri varsa çözüm kümesine dahil edilmez diyorsunuz. Şimdi 53. örneğimize bir bakalım seninle birlikte. Bak dikkatliğine bu tarz soruları bu şekilde çözeceksin. Logaritma 3 tabanında x artı 2 diyorsun. Karşı tarafı 4'ü şu şekilde yazacaksın. Logaritma 3 tabanında 81 biçimde yazacaksın. E şimdi o zaman x artı 2 tabii ki 81'den daha büyük veya eşit olmalı. Çünkü tabanımız birden büyük. Yazıyorum x artı 2 büyük veya eşit 81. Buradan x artı 2'nin ne olmalı arkadaşlarım? 79'dan daha büyük. Pardon x büyük veya eşittir. 79 diyeceksin. Şimdi çözüm kümesi bu. Ondan önce de şunu kontrol etmemiz gerekiyor aslında. x artı 2 büyüktür 0 olmalı. Yani logaritmanın içi 0'dan büyük olmalı. x büyüktür eksi 2. Şimdi ben sadece bunu direkt bulup söyledim. Çünkü... Zaten 79'dan büyük veya eşit olan her sayı eksi 2'den de büyük veya eşittir. O halde sevgili arkadaşlarım cevabımız burası olacaktı. X elemandır. 79'dan artı sonsuza kadar olan açık aralık bize cevabı verir diyeceğiz. 54. örnek Sakarya. Logaritma 2 tabanında x 4. 3'ten küçük veya eşitse ne yapacağız? Logaritma 2 tabanında x 4 diyeceğiz küçük veya eşittir logaritma 2 tabanında 8'dir diyeceksin ki log 2 tabanında 8 3'e eşittir. O halde x 8 4 8'den küçük veya eşittir diyebiliriz çünkü taban 1'den daha büyük. Şu şekilde yazdım ve x küçük veya eşittir 12 mi yaptı? Çok güzel. Bir de x 8 4 yani logaritmanın içi 0'dan büyük olmalı yani x büyüktür 4. 4'ten büyük 12'den küçük veya eşit olan aralık neresidir arkadaşlarım? 4'ten açık 12'den kapalı olanlar aralıktır. İşte x'lerimiz buradadır diyebiliriz. 55, Samsun. Şimdi, burada ne var arkadaşlar? Mutlak değerli ifade var. Mat 1'den, yani TYT konularından hatırladığınız kadarıyla söyleyecek olursanız, eksi 3 ile, bak ben böyle bir ifade gördüğüm takdirde, eksi 3 küçük veya eşittir. 2 artı logaritma 3 tabanında x eksi 2, bu da küçüktür diyeceğim, 3 diyeceğim. Yani eksi 3 ile 3 aralığındadır bu şekilde açacağız tamam mı? Şurada eşitlik yok. Ben onu yanlış yazmışım. Bak burada eşitlik yok. Niye? Çünkü burada eşitlik yok. Tamam. Şimdi ben burada şu 2'den kurtulabilmek için ne yapabilirim? 2 çıkarırım her yerden. Eksi 5 küçüktür. Logaritma 3 tabanında. X eksi 2. Bu da küçüktür. 2 çıkardım. 1 yaptı. Şimdi ben bu eksi 5'i 3 tabanında nasıl yazarım? Logaritma 3 tabanında 1 bölü 243 yaparım. Niye? Çünkü 3'ün eksi 5. kuvveti 1 bölü 243'tür. Küçüktür. Logaritma 3 tabanında x eksi 2. Ve bu da küçüktür. Logaritma 1'i nasıl yazarım? 3 tabanında 3 biçimde yazarım. Tabanlar gördüğünüz üzere burada birden büyük olduğundan artık şu eşitlik geçerlidir. 1 bölü 243 küçüktür. x eksi 2. Bu da küçüktür 3. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? 2 ekleyeceğim. Şimdi arkadaşım bak. Şuranın tam değerini bulmak zorunda değilsin veya 2 artı 1 bölü 243 yazıp da kesirle uğraşmak zorunda değilsin. Burası 0 küsurat bir sayıdır. 0 küsurat sayının üzerine ben buradaki eksi 2'den kurtulmak için 2 eklersem artık orası 2 küsurat bir sayı olur. Küçüktür x bu da küçüktür. E, buraya 2 eklersem 5 olur. 2 küsurat sayıdan daha büyük olan ilk tam sayı 3'tür. Sonra bir de 4 vardır. 5'ten küçük dediği için sadece 3 ve 4 değerleri bizim karşımıza çıkar. E hocam X tam sayıların toplamı sorulmuştu. 3 ile 4'ün toplamından 7 mi diyeceğiz? Hayır. Hemen atlamayacaksın. Şöyle diyeceksin. Hocam burada logaritmanın içi var, x 2 var. X-2 onu da kontrol edeceksin. Sıfırdan büyük olmalıydı. Yani X 2'den büyük olmalı. E zaten ben 2'den büyük X'ler bulmuştum. Demek ki gerçekten 3 ile 4 benim çözüm kümemin elemanlarıymış. E, bu tam sayıların toplamı da 7 yaparmış diyeceğiz gençler. 55. örneğimizi bitirdik. Devam ediyoruz. 56. örnekle yine bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu. Şimdi ne, ne dememiz gerekiyor? Bak eksi 2 küçüktür logaritma 2 tabanında x eksi 5 bu da küçüktür 2 diyeceğim. Daha sonrasında şuradaki eksi 5'ten kurtulmak amaçlı 5 beş ekleyeceğim. 5'e ekledim 3 küçüktür logaritma 2 tabanında x bu da küçüktür 5 ekledim 7. Daha sonrasında hemen bak 2'nin küpü artık alışsın elin 2'nin küpü 8 küçüktür x küçüktür 2 üzeri 7 128 yaptın. Şimdi bunun çözüm kümesinde kaç tane tam sayı vardır diye soruyor. Zaten buradaki x sıfırdan büyük olmalı yani pozitif olmalı ki de ben zaten bulduğum aralıkla pozitif. O halde ilk sağlayan tam sayı 9, son sağlayan tam sayı 127'dir. Son terimden ilk terimi çıkardım, bir ekledim. İşte bu kadar tam sayı vardır diyeceğim. Bu da bana 119'un ta kendisini verir arkadaşlar. Cevap bu olacaktı dedik. Evet hazırsan 57. örneğimize doğru bir geçelim bakalım seninle birlikte. Şimdi log x ile log x artı 1'in toplamı log 5 eksi 3 x'ten daha küçük ise logaritmanın tabanları ne burada? 10 ve 10. Çok güzel. E bunlar toplanmış hocam. Bunlar toplandıysa demek ki içleri çarpılacaktır. O halde logaritma x ile x artı 1'i çarparsam x kare artı x gelir. Küçüktür dedim. Logaritma 5 eksi 3 x dedim. Daha sonra mı? Hocam şunu yapacağız. Tabanlar 10 olduğu için direkt olarak x kare artı x küçüktür. 5 eksi 3 x diyeceğim. Her birini sol tarafa gönderecek olursam ben bunların x kare artı 4 x eksi 5 küçüktür 0'ı elde ederim. Buradan x'e x ve burayı da artı 5'e eksi 1 diye ayıracak olursam kök tablom eksi 5 ve 1 kökleri için çizilir. Daha sonrasında bunu çizdikten sonra da neyle başlayacağım? Artıyla sonra eksi sonra altı oldu. Küçüktür dediği için içleri de tabii ki boş olacak bunların. Peki benim x'lerim neredeymiş? İşte hocam şurada. Neden burayı taradım? Çünkü sıfırdan küçük olan yerleri istiyordu. Bitti mi? Bitmedi. Hemen diyeceksin ki hocam biz logaritmanın içlerine bakmadık. Logaritmanın içlerine de karar vermemiz gerekiyor. Onları da incelememiz gerekiyor. Evet çok haklısın x sıfırdan büyük olmalı 1 cepte x eksi 1'den büyük olmalı ikinci cepte ve 5 eksi 3 x de sıfırdan büyükse eğer 3 x küçüktür 5 olmalı yani x 5 bölü 3'den küçük olmalı. Şimdi x'in 5 bölü 3 olduğu yer sana hemen şöyle göstermek istiyorum x'in 5 bölü 3'den küçük olduğu yer ahanda bak 5 bölü 3 burada. Dolayısıyla bu tarafta ara diyorsa ben zaten bu tarafta arıyordum çözümümü. Demek ki sevgili arkadaşım ne diyeceğiz? Bak zaten bu tarafta arıyordum. Demek ki burada başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Bir de x eksi 1 ve sıfırdan daha büyük olmalıydı. E burada sıfırdan daha büyük olan yeri almamız lazım. Sıfır burada. E ben çözümü bu tarafta arayacaksam eğer demek ki bunun sol tarafına bakmama lüzum yok. Yani sıfırın sevgili arkadaşlarım sol taraf şu taraf iptal. O halde çözüm kümemiz neresidir? Sıfırla tabii ki bir aralığındadır. Yani sevgili arkadaşlarım en geniş çözüm aralığını bul demişti bize. Biz artık onu bulduk. X neredeymiş? X elemandır. Sıfırla... 1 açık aralıymış diyebiliriz. Devam ediyorum 58'de. Logaritma bak bunun tabanı ne? 1 bölü 2. He dur şimdi orada. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x artı 1. Büyüktür diyorum. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 16 diyorum. Neden 1 bölü 16 yaptım ben burayı bak. 4'ü elde etmek için. Çünkü 1 bölü 16 1 bölü 2'nin 4. kuvvetidir de ondan. Tamam mı? Şimdi tabana bakıyorsun burada 1'den küçük. Hmm, o zaman x artı 1 diyorsun. 1 bölü 16 ile nasıl kıyaslanacaktır arkadaşlarım? Şurası ters dönecek. Küçüktür diyeceğiz ve 1'i ben karşıya atacağım. x küçüktür. Eksi 15 bölü 16 yapacaktır. Bir de burada logaritmanın içi var. x artı 1 sıfırdan büyük olmalıydı. Yani x eksi 1'den daha büyük olmalı, olmalıymış. Şimdi sıra en sayı doğru mu çizecek olursam şurada eksi 1'im var. Burada eksi 15 bölü 16'm var. Eksi 15 bölü 16'dan daha küçük ve eksi 1'den de daha büyükse demek ki benim çözüm aralığım işte burası olacak. En geniş çözüm aralığını bulunuz demişti. X elemandır. Eksi 1'den eksi 15 bölü 16'ya kadar olan kısımdır diyebilirim ben çözüm aralığıma. Evet şimdi bir notumuz var. Bu notu dikkatli bir şekilde okuyalım. Diyor ki A bir reel sayı ve N de doğal sayı olmak üzere. A üzeri n eksi 1 küçük x o da e, e, küçüktür a üzeri n ancak ve ancak her iki tarafın a tabanında logaritmasını alırsam n eksi 1 küçüktür. Logaritma a tabanında x o da küçüktür. N'dir. Yani ben logaritmik bir sayının hangi ardışık iki tam sayı arasında olduğunu bulabilirim diyorum. Peki nasıl bulacağım? Hemen şunlara bakalım. Logaritma 2 tabanında 9. Şimdi bak hocam iyi dinle beni. Logaritma 2 tabanında 8 ile şöyle yaptım. logaritma 2 tabanında 16 aralığındadır. Neden 8 ve 16'yı kullandım? Çünkü hemen şunu yapıyorsun bak. 9 civarındaki 2'nin kuvvetlerine bakıyorsun. 9'un 9'dan önce 2'nin kuvveti 8 var. 9'dan sonra 2'nin kuvveti 16 var. Ve artık sen buranın 3, buranın da 4 olduğunu bildiğinden artık bu sayımız 3 ile 4 aralığındadır diyebiliyorum. Yani hangi ardışık iki tam sayı arasındaymış? 3 ile 4 arasındaymış. Hemen ikincisine bakıyorum. 87'den önce 5'in kuvveti ne var? 25. 87'den sonra 5'in kuvvetini var? 125 var. O halde bizim logaritma 5 tabanında da 87'miz. Kaçla kaç arasındaymış? 2 ile burası da tabii ki 3 yapar. 3 arasındaymış diyeceğiz sevgili gençler. Devam. 1 bölü 2 tabanında 18 demiş. 1 bölü 2'nin. Bak şimdi logaritma 1 bölü 2 tabanında. E, ben şuraya 32 diyeceğim. Logaritma 1 bölü 2 tabanında buraya da 16 diyeceğim. Hayda 16'yı daha sola yazmamalı mıydık sence? Hı, ne dersin? 16 neden daha solda değil daha küçük olmasına rağmen çünkü sevgili arkadaşlarım tabanımız 1 bölü 2 yani 1'den küçük yani ben bu bundan bu da bundan küçüktür diyeceğim bak logaritma 1 bölü 2 tabanında 18 yazdım buraya aman buraya dikkat bak burası 32 1 bölü 2'nin eksi 5. kuvvetidir 16 1 bölü 2'nin eksi 4. kuvvetidir ve dikkat ettiysen eksi 5 eksi 4'ten daha küçüktür demek ki bizim sayımız neredeymiş eksi 5 ile eksi 4 açık aralığındaymış dedik Log 1001 ben buna ne diyeceğim? Logaritma 1000 ile logaritma 10.000 aralığındadır. Yani 1001, 1001, 1000 ile 10.000 arasındadır. E şimdi o zaman şurası kaçtır? Tabii ki de 3. E burası kaçtır? Tabii ki de 4. Demek ki bizim sayımız 3 ile 4 açık aralığında olacakmış. Geldim buraya pi tabanı diyor. Logaritma pi tabanında pi kare ve logaritma pi tabanında pi küp derim. Çünkü pi kare dediğim sayı 9 küsür belki de onu biraz geçkindir. Pi küp dediğim sayı ise hesap makinesinden hesaplandığı takdirde 27'den büyük olduğu kesin ama ben sana kesin net değerini söyleyeyim 31 küsürdür. O halde logaritma pi tabanında 12'de bu aralıktadır deriz. Şurası sevgili arkadaşlarım 2'dir E burası da doğal olarak 3'tür. 2'yi başa ve 3'ü başa atarak bulabilirsin bunları. 2 ile 3 aralığında bir sayıymış. Logaritma pi tabanında 12 dedik sevgili gençler. Evet ilk sayfamızı böylelikle bitirdik eşitsizliklerde ve sayfamıza şöyle uzaktan bakalım gaza gelelim ve devam edelim arkadaşlarım 60. örnekle. Logaritmik sıralama sorusu. A sayısı logaritma 2 tabanında 21 demiş. 121 demiş. E şimdi bu 121 64 ile 128 aralığındadır. Bu 2'nin 6. kuvveti bu da 128'in 7. kuvveti. Demek ki A sayısı 6 küsurat bir sayıymış. Şimdi geldim buraya. 3'ün Üçün, 3. E, kuvveti 27 ve 81 aralığındadır 36. Demek ki 3 ile 4 aralığında olacak. 3 küsurat bir sayıdır. Burası 16 ile 4'ün karesi 16, 4'ün küpü 64. 16 ile 64 aralığında olduğu için 2 küsür bir sayıdır. E buraya bakıyorsun Hayda kök 17 4'ten biraz büyüktür. E 2'nin karesi 4, 2'nin küpü 8. Demek ki bu da 2 küsürat. Şimdi ben şununla şunu çok güzel bir şekilde sıralayabilirim ama C ile D'yi arasında nasıl sıralayacağım? Bak çok basit düşüneceksin. E mutlaka bir hinlik vardır orada. Şimdi ben logaritma 4 tabanında 17'yi 2'nin karesi tabanında 17 diye yazarım. Eşittir. Bu da 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 17'dir arkadaşlarım. Şöyle biraz kenara çektim. 17'dir. Bu 1 bölü 2 ile 17'nin başına atarsan logaritma 2 tabanında kök 17 olur. Ve dikkat et bu neydi? C'ydi. E C'ye bakıyorsun D'nin aynısı demek ki C ile de birbirinin eşiti. Bak burası iki küsür. O halde ben bunları sıralamayı nasıl yapacağım? Şöyle A en büyüktü sonra B sonra C ve C D'ye eşitti. O halde sevgili arkadaşlarım bizim sıralama bağıntımız sıralama ilişkimiz bu olacaktı diyebiliriz. Logaritma fonksiyonlarının grafiğindeyiz artık. Şimdi gençler, iyi bir şekilde beni dinliyorsunuz. Tamam, aman kaçırmayın. Y eşittir logaritma atabanın fx fonksiyonunda. fx, mx artı n gibi doğrusal bir fonksiyon olsun diyoruz. Doğrusal. Şimdi a1'den büyükse fonksiyon artandı biliyorsun. Ve 0 ile 1 arasındaysa azalandı. Grafiği çizerken önce artan baz buna bakacaksın. Bu 1. 2. Verilen logaritma fonksiyonunun tanım aralığını belirleyeceksin. Yani tanım aralığı belirle derken, içi sıfırdan büyük olacak diyeceğiz. tabanı sıfırdan büyük olacak, tabanı birden farklı olacak diyeceğiz. Bunları yapacağız. Ve 3. İçerideki doğrusal fonksiyon var ya, işte o doğrusal fonksiyonu bir sıfıra eşitleyeceğim. Bir de bire eşitleyeceğim. Tamam mı? Ve bu şekilde çözüme ulaşacaksın, grafiği çizeceksin. Aslına bakarsan çok basit. Lütfen beni çok ama çok iyi dinle. Birazdan o içerideki doğrusal fonksiyonu sıfıra eşitleme, bire eşitleme muhabbetlerinde çok net bir şekilde göreceksin çünkü. 61. örnek. Trabzon. Hadi bakalım. 2x 4. Bak şimdi hemen ne diyorsun biliyor musun? Bizim fonksiyonumuzun tabanı 10 olduğu için bir kere artandır. 2x eksi 4'ü gidiyorsun bir sıfıra eşitliyorsun. 2x kaç oluyor? 4. x eşittir 2 oluyor. İşte bu x eşittir 2'yi bulduktan sonra şunu yapıyorsun. Şurada gösterdim mi? 2'yi gösterdim. Birazcık yaklaşmak istiyorum şöyle. 2'yi gösterdikten sonra Şöyle x eşittir 2 doğrusunu noktalı noktalı çiziyorsun güzel kardeşim. Tamam mı? Bak şöyle nokta 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 çizdi. Bunu çizdikten sonra bir de diyorsun ki 2x eksi 4'ü ben hocam 1'e eşitlemek istiyorum. 2x eşittir 5 gelir. x eşittir ne olur? 5 bölü 2. Demek ki 5 bölü 2 için içerisi ne oluyor? 1 oluyor. İçerisi 1 olursa logaritma 10 tabanında 1 neye eşit olur? 0'a. Yani 5 bölü 2 için 0'dan geçiyor. Şurası da 5 bölü 2 ise burada da sıfırdan geçer. O halde arkadaşlarım artık grafiğimizi çizebiliriz. Şu çizdiğimiz noktalı çizgiye asimptot diyoruz. Ve bu asimptot dediğimiz şey aslına bakarsan hayali bir doğru. Bir fonksiyonun bir eğrinin artı sonsuz veya eksi sonsuzda teğet olduğu hayali bir yani teğet olduğu varsayılan hayali bir doğru. Şimdi bizim fonksiyonumuz da artan olduğu için eksi sonsuzda t etmiş gibi buradan gelecek. Bu şekilde davranacak ve 5 bölü 2'den geçip artık yoluna artan biçimde devam edecek diyebiliriz. İşte arkadaşlarım fx eşittir logaritma 10 tabanında 2x eksi 4'ün grafiği budur diyeceğiz. İçerisini bir sıfıra bir bire eşitleme muhabbetini umarım anlamışsındır. Sıfıra eşitlediğim takdirde asimtotu buluyorum. Bire eşitlediğim takdirde de x eksenini kestiği yeri biliyorum. İkisini bu şekilde artan olduğunu nasıl anladım? Tabanı 10'du. Daha sonrasında bu şekilde artan bir fonksiyon çizdik arkadaşlarım. Bu da logaritma fonksiyonunun grafiği olmuş oldu. Şimdi geldim buraya bak. 1 bölü 2 demiş yani azalan. Hemen iç tarafına bakıyorum. X artı 3'ü sıfıra eşledim mi? X eşittir. Eksi 3 geldi. Eksi 3 için şurayı gösterdin. Ve kesikli doğrunu bu şekilde çizmeye başlıyorsun. Bunu çizdikten sonra. Sonra diyorsun ki bak. İçeriye x artı 3'ü gideceğim hocam ben 1'e eşitleyeceğim diyorsun. x kaç geliyor? Eksi 2 geliyor. Demek ki eksi 2 içinde buradan geçecek. O halde ben fonksiyonumun grafiğini şöyle çizmeye başlayayım. Hop. Bu şekilde devam eden bir fonksiyondur. Azalan olduğunu söylemiştik. Şunu asla değmeyecek. Bunun solunda asla görüntüsü oluşmayacak. Bak yukarıdaki soruda da yine bunun sol tarafında asla görüntüsü oluşmamıştı. Bu tarafı boş arkadaşlar. Yine burada da bakıyorsun sol tarafı boş. Azalan olduğunu nereden anladık? 1/2'ydi tabanı 0 ile 1 arasında olduğu için azalandır. 0'a eşitledim, Asimtotu buldum. 1'e 1'e eşitledim, x eksenini kestiği yeri buldum ve hayırlı uğurlu olsun dedim sevgili gençler. 62. örneğimizi de çözdük. Devam ediyorum 63. örneğimle. Aha da bu fonksiyonun grafiğini çiz demiş. Hadi çizelim. Bizim fonksiyonumuz artan olacak bu 1. İçeriği 0 yapan x değeri x eşittir 3'tür. Dolayısıyla 3'ü şuraya çizdim. Ve dedim ki buradan bir benim asimtotum var. Buna asla değmeyecek ve bunun sol tarafında bizim bir grafiğimiz oluşmayacak dedim. Daha sonrasında içeriği x eksi 3 bölü 3'ü 1 yapan değeri bulacağım. x eşittir 6'dır. Şurası da 6 olsun buradan da geçecek dedim. Şimdi artan bir fonksiyondu. Başladık şuradan 6'dan geçirdik ve artarak devam ettirdik. İşte arkadaşlarım fx fonksiyonumuz budur diyebiliriz. Gayet basit değil mi? Vallahi gayet basit. Yani yalanım falan yok ha. Yani hani klişe öğretmen şeyleri var Bak çok basit arkadaşlar. Hani, harbiden basit ama. Yani hani öyle klişe bir yalan değil. Benim, benim size söylediğim. Hani gaza getirme cümleleri değil bunlar. 64. örnek. Yukarıda verilen grafik ahanda bu fonksiyona aittir. A artı B bölü C kaçtır diye soruyor. Şimdi içeriği sıfıra eşitleyen x değeri A'ymış. O zaman ben şurada yerine yazarsam A eksi 5 e eşittir sıfırsa A kesinlikle 5'tir diyebilirim. Bak burası 5'miş. Şu B de içeriği 1 yapıyordu. Ee, B'den 5'i çıkarınca 1 oluyorsa demek ki B kaçmış? 6'ymış. Bak B'yi buldum, A'yı buldum sıra C'de. 8'i yerine yazınca da 1'den geçiyormuş. Logaritma C-1 tabanında 8'i yerine yazdım. 3 eşittir 1 ise C-1'in birinci kuvveti 3'e eşittir. C-1'in birinci kuvveti 3 ise C-1 3'tür ve C'de kaçtır arkadaşlarım? 4'tür. O halde yerine yazalım. A 5'ti, B 6'ydı, C'de 4'tü. 5 artı 6 11, bölü 4 bana cevabı verecektir. Devam ediyorum 65'te. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu 2'ye 4 ve 1 bölü 4'e m noktalarından geçmekteymiş. f m artı 10 değeri kaçtır diye soruluyor. Öncelikle 2 yerine yazacak 4'ten geçiyorsa hemen logaritma a tabanında 2 eşittir 4'tür derim. Böylelikle a üzeri 4 eşittir 2'dir. Yani a dediğimiz şey 4. dereceden kök içinde 2 olacaktır diyebilirim. Daha sonrasında logaritma a neydi? 4. dereceden kök içinde 2 idi. Yani 2 üzeri 1 bölü 4 tabanında. 1 bölü 4'ü burada yerine yazarsam 2 üzeri eksi 2'dir kendileri. Ve bu da m'den geçiyormuş. 2'nin 1 bölü 4. kuvveti eksi 2 ise 2 üzeri 1 bölü 4'ün m'nin kuvveti m bölü 4 yapar. Eşittir 2 üzeri eksi 2 eşit oluyorsa m kaçtır arkadaşlar burada? Eksi 8'dir. Bunu da götürüp şurada yerine yazacaksın diyor. F eksi 8 artı 10 kaç yapar? F2 yapar. Bizden ne isteniyormuş? F2 isteniyormuş. Hocam ben zaten 2'nin 4 olduğunu biliyordum. O halde cevabımız nedir? Tabii ki 4'tür diyebiliriz. Grafiği kullandık mı? Hayır. Devam ediyorum arkadaşlarım. Bir diğer sayfa. Hangi sayfa? 120. sayfaya geçtim. 66. örnekteyim. Evet. Ne diyor bir bakalım. Yukarıda fx logaritma tabanında x fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Buna göre f bileşke f 1 bölü 27 değeri kaça eşittir diye soruluyor. Öncelikle ben fonksiyonumuzun bu olduğunu biliyorum ve 3 için eksi 1'den geçtiğini biliyorum. O halde logaritma a tabanında 3 eşittir eksi 1 ise ise a üzeri eksi 1 eşittir 3'tür derim mi? a buradan kaç gelir? 1 bölü 3 gelir ya da a eşittir 3 üzeri eksi 1 gelecektir. Daha sonrasında bana ilk ne lazım? f 27 çünkü f'in içine f 27 1 bölü 27 yazmış. Önce bana hangisi lazım? Tabii ki f1 bölü 27 lazım. Artık ben fonksiyonunda a'yı bildiğim için şuradaki a'yı neymiş bu logaritma? 3 üzeri eksi 1 tabanında x'miş. Artık rahatlıkla 1 bölü 27 yerine yazabilirim. Logaritma 3 üzeri eksi 1 tabanında 3 üzeri eksi 3 yazdım 27 yerine. Bunları da başa atarsam eksi 3 bölü eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten şurası 1. Eksi 3 eksi 1'e bölersem 3 gelir. Yani benden ne isteniyor aslında? F 3 isteniyor değil mi? Peki F3'ü nasıl bulurum? Yerine yazarım. Logaritma 3 üzeri eksi 1 tabanında 3 eşittir. Bu da nedir? Eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3'ten eksi 1'in ta kendisidir. Demek ki cevabımız eksi 1'miş sevgili gençler. Evet 67. örnekten itibaren sevgili arkadaşlarım artık burada sizlere e, müfredatımızda yeri olan fakat ÖSYM'nin bir türlü sormadığı kısımdaki sorular var. E, ee, Tabi 67, 68 ve 69. örnekler bu şekilde. 70'ten 75. örneğimize kadar da benim senin sınavda karşına çıkabileceğin sorular olarak nitelediğim sorular var. Bu soruları da sevgili arkadaşlarım bir sonraki so videomuzda saklayalım. O video hemen bunun arkasından gelecek. O yüzden sonraki videomuzda görüşürüz. Sonraki derste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.